Bugün itibariyle bana sorsanız Samandıra'da pozitif bir hava yok. Eee ör, örnek vereceğim benim oynadığım dönemden. Sayın Başkan Alişen kulüp başkanı işte. çok güzel bir şeyi vardır. bir başkan olarak nasıl davranacağını çok iyi bilir. Evet. İşte performansım düşük örnek veriyorum. Bu birkaç tane oyuncuda olmuştur, yaşanmıştır. Sizin sizin performansınız onun ya onlarla ilgili aslında ama onların isimlerini vermeyeceğim. Kendi ismimi zikredeceğim orada. Ee, Sayın Başkan gelirdi. Derdi ki ya Saffet sen uzun seneler burada kalacaksın. Sana inanıyorum, sana güveniyorum der. Senin sırtını sıvazlardı. Ee, üç hafta sonra sen el salla gönderir seni. Düzelme yoksa giderdi. Buradaki o, e, başkanın açısından baktığında, e, ben de e, bunu böyle anlatıyorum. Hani kötü anlamda anlamayın. E, Durum tespiti. Başkan sana güveninin sonsuz olduğunu gösteriyor. Artık sen bir şeyleri değiştirmen gerekiyor. Eğer yakalarsan bunu, bu mesajı. Bunu yakalayamazsan, sen de yollarımız ayrılır. Ve bunu 3 e, dört tane oyuncuya böyle, eski bizim e, iyi oyuncularda e, bunu yakaladık. Şimdi Fenerbahçe kötü gidiyor. Kötü bir netice aldı. Moral motivasyonu çok kötü. Derbiye hazırlanmaya çalışıyor. Ben şahsen kendi düşüncem bu. Sayın Ali Koç çıkıp basının karşısında dese ki biz Erol Hoca'yla sonuna kadar gidiyoruz. Dersin. Bir motive edersin hem hocanı, herkesin önünde hem oyuncularını. Oyunculara güveniyoruz biz sonuna kadar. Bu oyuncularla gideceğiz biz. Ee, Olursak da oluruz. Olmadı. Başaramazsak da başaramayız. Ba başaramadığında da dediğim gibi yani e, Sayın Alişen sırtını sıvazlardı güzel. <laughs> Sen de sıvazlaman gerekir. Yaptı. Yani hani... Trabzon'da takımı uğurlarken tek tek oyuncunun sırtına sıvazladı. Bu iş böyledir. Onu da ha. yaptı. Ee, ama Ali Bey şimdi kritik noktadayız. Evet. Zeki Bey az önce az önce de yayına başladığımızda mesela maç kötü giderse Yollar ayrılır diyor evet. E şimdi bu aşamadaysan ne hocayı veya e, teknik ekibi ne oyuncuları e, hafta sonuna yetiştiremezsin bunun için işte devamlı yanlarında bulunup o onlarla biz sizin yanınızda mesajını vermek zorundasınız yapmak zorundasınız bunu ister içten yapın İsterseniz içten yapmayın ama yapmak zorundasınız. O insanlar görmeli bunu. Bütün insanlar görmeli bunu. Bunu e, Erol Bulut e, bu başarısız sonuçlarda özellikle Kadıköy'de alınan başarısı sonuçlardan sonra iki kez istifa ediyor. Ben istifa edeyim diyor. Birinde Erol Hoca e, şey Emre Belezoğlu sportif direktör engel oluyor. Kader birliği yaptık gidemezsin. En son istifa ettiğinde ki Trabzon maçı öncesi değil daha önceki bir süreçte. maçları tam hatırlayamadım. Zaten teyide muhtaç. Ama gelen bilgi o. Bu sefer de Sayın Ali Koç engel oluyor. Bu takımın patronusun. Hiçbir yere gitmiyorsun. Yani aslında arkasın. Hani kamuoyunda önünde bunu yap, yapmıyor. Yaparsa başarısız olursa Samandıra'da yapıyor. Bu sefer ta, ha Tabii yapıyordur mutlaka Samandıra'da yapmış orada istifadan vazgeçirmiş. Erol Hoca da yani oraya hani koltuğa ben tazminat peşinde koşan bir hoca değil. Olmaz da. Ha yani güzel, öyle o, öyle bir insan, insan değil ama şimdi böyle bir şey çıkıp verirse bu sefer taraftar biliyorsun sosyal medya. Bak işte şampiyonluğu kaçırdık hocanın arkasında durdun hocayı değiştirmedin başarısızken değiştirseydin belki şampiyon olurduk düşüncesi hakim olabilir camiada ya da kongrede karşısına çıkacak olan rakip bunu koz olarak da kullanabilir. Mutlaka bunun çalışmasını yapıyorlardır ama perde arkasında ben Erol Hoca'ya bir taraftan hani gözdağı takım halinde gözdağı veriyor sonuçta. Bu kadar yatırım yapmış takımı hani mesela şöyle bir lafı var. Biz kazandığımız maçlardan sonra bile hep Altay'ı, kaleciyi konuştuk. Niye işte forvetimiz ya da ön plana çıkan başka bir oyuncumuz var. Birkaç maçta Pelkas ön plana çıktı mesela. Evet. Hani biz niye forvetimizi konuşmuyoruz? Orada hata yaptık diyor mesela. Hani öz yapıyorlar işlerinde ama e, sonuçta gelinen süreç kötü bir süreç. Yani burada Beşiktaş'ı yendiler mi tekrar bahar havası, beyaz sayfa açılacak. Kartlar yeniden açılacak. Evet, Öyle bir şans varken de kesinlikle. çok da böyle hani... Ee, hocaya destek veriyordur. Sonuna kadar destek veriyordur. Yüzde yüz. Ama kamuoyuna çıkıp da bunları söylemek. Söylediğin anda Beşiktaş'a yenildin diyelim. Taraftar ayaklanacak. Diyecek ki bu sefer hocanın arkasında durdun. İşte ne bileyim hoca değiştirmedin. Sahip çıktın ki Gençler Birliği maçından sonra hashtagler açıldı. Kıyamet koptu sosyal medyada. Erol Bulut istifa o diye. Be, herkes yani. O yüzden hani taraftarın da e, nabzını e, tutuyorlar. Yani Orada taraftarını da karşısına almak istemiyor. Kongre üyeleri ustalıkla e, bu süreci yönetmeye çalışıyorlar aslında. E, o ben, yüzden sordum. Samandıra'ya gitmedim şimdiye kadar diye. E, şu var. E, kongre olacak. Sayın evet. Ali Bey'in karşısına e, kim çıkacak? Çıkacaktır muhakkak çıkacak. Belki de çıkmaz. Şampiyon olunca çıkmaz kimse. Şampiyonu olmasa da Ali Bey'in karşısına kimse çıkmaz. Yani çıksa ben da, düşünüyorum çıksa da... Ali Bey'i kimse oradan Ali Bey bırakmadığı sürece alamaz. Aziz Yıldırım'dan başka kimse alamaz. Aziz Bey, varlığı var. Asla o, geri yani, gelmez. Aynen yani. aynen. Asla aynen. öyle bir şey. Bizzat söz onu konusu ki, olmaz. bana söyledi çünkü. Doğrudur. Yani ben, ben bu, zor artık çok zor. E, konuşmadım onun adına böyle bir konuşma yok, yapıyorum ama. Yok yok hiç düş, dönmeyi düşünmüyorum. Tanıdığım... Bir yıl önce konuştuğumda aynen bunu söylemişti. Ben çok mutluyum. Ee, hayat, dünya varmış. Ne kadar rahatım. Bir daha asla ee, o koltuğa oturmam. Koşun içine girmem dedi yani. yani. Ali Bey Kongre'den e, korkacak bir insan değil, değil yani. Canım. E, çok rahat olur onu. Bak Tabii. istemediği sürece e, zaten istemezse aray olmaz. Bağda olmaz. Yani aynen. sizin Ali Bey'in çıkıp ben hocamın arkasındayım konuşmasının altında de, yatan sebep Berol hocanın böyle bir psikolojide derbi hazırlanması. E, ee, şimdi az önce Zeki Bey yine güzel özetledi. Taraftar isyanda sinirlenince herkes isyan. Gözü de kimseyi görmez taraftar. Asla görmez yani. Sen istiyorsan futbolun ilahı ol. O günü kötü geçmişse seni de yerden yere vurabilir. Ertesi günde seni taşır. Farkına var yaptığı hatanın, hata olduğunu farkına var. Şimdi ya, yani taraftarı biraz e, durgunlaştırmak durgunlaştırmak, biraz durdurmak sizin elinizde onu anlatmaya çalışıyorum yani siz içinizden gelmese bile diyorum ben bu hocayla beraber gidiyorum de maçtan sonra kötü gitti diyelim dersin ki tamam seni gönderiyoruz bunda kötü bir şey değil yani bunda biraz politik olmak zorundasınız örneğini veriyorum <laughs> e, Sayın Ali Şen'den başkanımdan da özür diliyorum beni de yanlış anlamasın başkanım ben e, sayın başkanımı da çok severim ama muhteşem yönetirdi Bak ne diyorum sırtına su Ömür billah hep burada oynayacaksın der. E, bir hafta iki hafta sonra gönderir seni. Ama o hafta sana o desteği verir. Eğer performansını devam ettirirsen sana hiçbir sıkıntısı yok. Söylediğinin arkasında duruyor. Bunda da öyle. Sen çık herkese karşı savun görsün herkes. Tamam hedef sensin. Suçlu sensin desin Ali Bey'e. Ali Bey'i mi devireceksiniz siz? Fenerbahçe'den. Ali Bey kendi bırakmadığı sürece hep başkan olur. Tamam talihsizlikler yaşıyorlar veya talihsizlik olarak adlandırıyorum ben. Veya şanssızlık. Onun ismini ne söylerseniz söyleyeyim. Üçüncü senesi bu. Ama o sorumluluğu da o başkan taşımalı yani. Almalı. Bütün yükü taşımalı. Çıkıp ona kimse çok fazla bir şey söyleyemez ama yarın oyunculara da, teknik ekibe de çok fazla yüklenirler. O zaman çeviremezsiniz yani. Ama bugüne kadar e, Erol Hoca'nın arkasında da durdu. Şimdi tabii bu başka. Durdu. Başka, bu başka bir şey demiyorum. Zaten şey başka. bugüne kadar Erol durduğuna göre Aynen tamamıyla arkasında başkan. Evet. Yani yönetim de desteğini veriyor Tabii şimdi o bugün için konuşuyor Saffet abi. Bugünkü bu, psikolojik, fotoğrafa bakıyor. Psikolojik. O oyuncu grubunu toparlayamazsınız hafta sonuna kadar. O maçtan hiçbir şey beklemeyin. Aynı şeyleri yaşadık diyorum yani bu hayatta bunlar var yani bunu Galatasaraylı oyuncularda denk gelir. Galatasaray'da var, Beşiktaş'ta var, Trabzonspor'da var, Fenerbahçe'de var, aşağıda oynayan takımlarda var. Bu psikoloji dağıldığında toparlayamazsınız. Evet. Heba edersiniz ha belki işin sonunda şampiyon olmayacak Fenerbahçe yap e, İnsanlar hep her sene şampiyon olmak istiyor Ama bazı şeyler net gözüküyor baktığınızda fotoğrafa,